Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yakalık çalışması yapmak istiyorum. Önümde gördüğünüz bu yakalığı sizlerle birlikte çalışacağız inşallah. Yakalığımızı örmek için ben 3 tane rengimi kullandım. Örmesi gayet kolay. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. Daha ince iplerle örecekseniz yakamızdaki ilk başlangıç kutucuğunu birazcık daha fazla tutabilirsiniz. Yetişkinler için örecekseniz ya da ipiniz inceyse mutlaka ölçüyü tutturma adına birkaç kutu daha fazla yapmanızda fayda olacaktır. Daha sonrasında görmüş olduğunuz her sıralarımızda düzenli artışlarımızla, yani çok sık değil, düzenli artışlarımızla renklerimizi değiştirerek yakalığımızı ördük. Dilerseniz tek renkle de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Evet, şöyle açmak istiyorum. Şöyle açtığımızda da bakınız gayet güzel, yuvarlak, uyumlu, şık bir çalışma olduğunu görmekteyiz. Tek renkle de çok güzel olacaktır. Ben bu yakalığımda 3 rengi kullanmayı tercih ettim. Tabi sizler de zevke göre ayarlamalarınızı yaparak başlayabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Farklı renklerdeki ipimi ayarladım. 3 numaralı tığımı kullanıyorum. İplerimin markası Kartopu'nun Baby One ipleri. Sizler dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Kutucuklar hazırlayarak örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekip burayı sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektikten sonra birinci zincirin içerisine geliyorum. Giriyorum. Burayı kapatıyorum ve bir tane kutu oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki yuvarlağımı şöyle çeviriyorum elimle. Şöyle bakınız. Tığımın başını doluyorum. 1, 2. İkincinin içerisine girerek batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 2 tane kutu yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Zinciri çektikten sonra arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. İkinci zincire batıyorum. 1, 2. Şöyle rahat tutalım, kutularımız büzülmesin. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. İkinci zincirin altından girerek batıyorum. İçindeyim bakınız. 1 ve 2 defa da kapatıyorum. Kutucuklarımızı görmektesiniz. 1, 2, 3. Kapar kapamaz 3 zincir. Zincirimizi çektikten sonra olduğu yerde çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Ve trabzanımı 2 defa da çekiyorum. 1 ve 2. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Zincirimi çektikten sonra çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. İkinci zincirin içerisinden giriyorum. 1 ve 2. 1, 2, 3 tane zincir çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci. Bakın şöyle birinci değil, şurası değil. Buraya batıyorum. 1 ve 2. 1, 2 ve 3 çeviriyorum. Tığımızın başını dolayalım. Birinci değil, ikinci. Şöyle üstleri görülmekte. Araya giriyorum. Tam 41 tane olana kadar bu işlemimizi tekrar ediyorum. Birinciye değil, ikinciye girdim. İpimi yarımlamıyorum. 1, 2, 3 çeviriyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim bakınız. Kutucuklarımız bu şekilde hazırlanacak ve toplamda 41 tane olana kadar örelim. 41 kutumuzu örerek geldim. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 41. Şöyle bırakalım. Kaç santime geldiğini birlikte görelim. Bir uçtan diğer uca 38 santim olduğunu görüyorum. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. En son kutucuğumuzu bağladıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Şöyle örgümü de düzelttim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen yanındaki ilk kutuyu atlıyorum. İkinci kutunun içerisine bir defa başını doladığım tığımı girdiriyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere 1, 2. 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere 2 tane trabzanımı da örüyorum. 1 ve 2. 3 zincirimi çektim. İlk kutuyu atladım. İkinci kutuya 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı ördüm. Şimdi yanındaki kutuyu yine atlıyorum. Diğer kutunun içerisine tığımın başını araya zincir çekmeden batıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer yuva içerisine giriyorum. 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya 2 trabzanımı örüyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı bu şekilde ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir kutu atlıyorum. Diğer kutu içerisine 2 trabzan, 1 zincir, tekrar 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Kutuyu atlıyorum. Diğerine batıyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 zincir araya. Tekrar 2 trabzan. 1 ve 2. Evet, bu şekilde işlemimizi sona kadar örelim. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan ve yandaki kutuyu atla şekliyle. Birinci sıramızı ördük. Bu şekilde tam 20 tane bu grubumuzdan oldu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane yakamızın ilk grubu oldu. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. En son bu trabzan grubumu ördüm. Tığımın başını doluyorum. Son kutucuğun içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. 3 defa dalıyorum. 1, 2, 3. Diğerlerini ikişer defada örmüştük. Burayı 3 defada örüyoruz. Son bitişi. 3 zincir çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi bir zincir çektiğim bölüme girerek örmeye başlıyorum. 3 tane trabzan örüyorum. Alt sırada 2 trabzan örmüştük. Burada bir tane artırarak yeleğimizin roba kısmında genişliği sağlıyoruz. 3 oldu. Araya yine bir zincir. Tekrar 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzan sonrası bir zincir. Tekrar 3 tane trabzanımızı örelim. 2 ve 3. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanımızı örüyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi son kez yine birlikte çalışalım. 2 ve 3. Bir tane zincir, 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Evet. Bütün gruplarımızı bu şekilde örerek bitirelim. Robamızın ikinci sırasını yaparak tamamladık. 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzan örerek ikinci sıra sonuna geldim. Sıramızın sonundayız ve bitişimizi yapmak için hazırız. Bir defa tığımın başını doluyorum. Altından giriyorum. Bakın, boşluğa giriyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Yine burada görmüş olduğumuz yuva içerisine 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Araya zincir çekmiyorum. Diğer trabzan grubu arasına giriyorum. 1, 2 ve 3. 1 zincir, 3 trabzan. 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yani trabzanları yaptığımız bölümde de aynı şekilde 2. sırada örmüş olduğumuz gibi 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Arada zincir yok. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin robasında bir sıramızı daha ördüm ve sıramın başına geldim. Sıramın başında en son trabzanımı ördükten sonra boşluğun içerisine bir defa tığımın başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 ve 3. Üçüncüyü diğer rengimle çekiyorum. Ve 3 zincir. 1, 2, 3. İpimizi buradan keselim. Sarıyı. Daha sonra düğümümüzü atalım. İsterseniz hemen atalım bir tane düğümümüzü. Ve örmeye devam edelim. Renk değişikliği yaptım. Çeviriyorum. İpimi şöyle arkadan alıyorum. Her ikisini. Ve örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum. Yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincir. Aynı yere 3 trabzan. Hiçbir değişiklik yok. Diğer üstte ördüğümüz sıranın birebir aynına tekrar ediyorum. Araya zincir çekmiyorum. Şöyle ipimizi de arkaya alalım. 1, 2 ve 3. Araya bir zincir. 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Sıramızı tamamladık. En son trabzanımızı yapacağımız kenar bölümümüzdeyiz. Gayet güzel oldu. Bakınız taş rengimizle sarımızda gayet uyumlu oldu. Şimdi yaptığımız işlemlerimize bir bakalım. Kutucuklarımızdan sonra 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Diğer 3 sırada ise 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şekliyle 3 sıramızı tamamladık. 3 sırayı aynı düzen üzeri ördük. Şimdiki öreceğimiz sıramızda her trabzanımızı birer tane artıracağız. 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan, 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olarak gövdeyi doğru genişliğimizi vereceğiz. Şimdi en son trabzanımızı örelim. Kenardan giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincirle de yukarıya doğru çıkıyorum. Arkayı çeviriyorum. Yine ortaya giriyorum. 4 tane trabzan örüyorum. Bu sıramızda bir tane artmış olacağız. 3 ve 4. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere 4 trabzan. 3 ve 4. Zincirimle geri döndüm. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Aşağıdaki 3 olan trabzan sayımızı 4'e çıkardık. 1, 2, 3, 4. Araya bir zincir. Tekrar 4 tane trabzanımı ördüm. Arasına zincir çekmiyorum. Yeniden yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir, tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan, bir zincir, 4 trabzanımızı örelim ve sıramızı bu düzen üzerine tamamlayalım. Sıramızın yeniden sonuna geldik. 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzanımızı ördük. Şimdi en son bölümdeyiz. Trabzanımızı öreceğiz ve ben yeni rengime geçmek istiyorum. Önce başını dolayalım tığımızın. Bir tane zincirimizin içerisine girerek trabzanımızı örelim. Son ilmeğimizi yeni rengimizle kapatalım. Pembe rengimle kapatıyorum. Ve 3 zincir. 1, 2, 3. Alttan alıyorum. Buradan ipimi kesip her ikisini düğümümüzle bağlayalım. Zincirimizi çekmiştik 3 tane. Şimdi burada örgümüzün formunda değişiklik yapacağız. Hep bir zincirin içerisine trabzanlarımızı örmüştük. Burada yine 4 tane trabzan öreceğiz. Fakat ilk trabzanımıza örmüyoruz. Trabzan üzerleri örerek ilerleyeceğiz. İlk trabzanımızı örmüyoruz. Atlıyorum. 1, 2, 3. Bir tane de zincir içerisine öreceğiz. 4 tane trabzanımızı örmüş olacağız. Şimdi yaparak görelim. Tığımın başında oluyorum. Her zaman şu iç kısma örmüştük. Bu kez birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanın içerisine örüyorum. Bakın birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Şöyle iplerimizi de alttan gizleyelim. Birinciyi atladım. İkinciye giriyorum. Diğer trabzanıma örüyorum. Bakınız diğer trabzanımda şöyle ipimi kaldırarak görünmesini sağladım. Zincirimiz, iki trabzanımız. Şimdi üçüncü trabzanı bakın örüyorum. 3 tane trabzanıma ördüm. Sonra yuvaya giriyorum. Bakın şuradaki yuva içerisine giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Toplamda yine 4 tane trabzanımı ördüm. Araya bir zincir çekiyorum. Ve yeniden yuvaya giriyorum. Bir tane trabzanımı buraya örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sırası ile kalan 3 trabzanımı diğer trabzanlarımın üzerlerine örerek devam ediyorum. 3'ünü ördüm ve 4'ünü ördüm. 4 tane trabzanımız, bir zincirimiz, 4 trabzanımız. Son trabzanımızı örmüyoruz. Araya zincir çekmiyorum. Artık şuradaki ipimizi de şuradan keserek kaldıralım. Birinci trabzanı örmüyorum. İkinci trabzanımı bakın burada daha rahat görünecek. Diğer sırayla trabzanlarımı ördüm. 3 trabzanımı birer birer trabzan üzerine, dördüncüyü araya ördüm. Araya ördükten sonra yukarıya bir tane zinciri çekiyorum bölümleri ayırmak için. Tekrar ara boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan, sırayla diğer trabzanlarımı da örüyorum. Toplamda ortaya ördüğümle birlikte 4 tane trabzan, bir zincir, 4 trabzanımıza ulaşıyoruz. Ve devam ediyorum. Birinciyi atlıyorum. İkinciye 1, 2, 3 ve bir tane de araya 4. Bir zincir, tekrar araya mutlaka örüyoruz. Sonra diğer 3 tane trabzanımı birer birer örüyorum. Toplamda 4 trabzan olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Pembe sıramızla da 4'er trabzanımızı örerek geldim. Şimdi yeniden örmeye başlayabiliriz. Bitişimizi yine birlikte yapalım. Bir defa tığımın başını doluyorum. Boşluğa giriyorum. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yine alttaki gibi örmeye başlıyorum. 4 tane trabzanımızın ilkini örmüyorum. 3'ünü örüyorum. Bir tane de boşluğa örüyorum. Birinciyi atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3. Boşluk, yani aradaki bir zincir içerisine artışımı yaparak tekrar 4 tane trabzanımı örüyorum. Bir zinciri çekiyorum. Yine zincir içerisine giriyorum ve gerideki 3 tane trabzanımı örerek buradaki trabzanımla birlikte 4 tane trabzan sayısına ulaştırıyorum. 2, 3 ve 4. Evet, 4 tane trabzanımı ördüm. Bir atlıyorum, diğerini örüyorum. Ve bu şekilde aynı alttaki yapmış olduğum işlemle sıramı tamamlıyorum. Araya bir zincir. Pembe rengimizde ikinci sıramızı da tamamladık. Toplam sıramıza bakalım. Bir kutucuğu ördüğümüz sıramız ve trabzan sıramızdan itibaren 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra ördüm. Yakalığımızın ölçüsüne bakalım. 9,5 santim. Şimdi en son sıramızı örerek tamamlayalım. İpimi kopardım, pembe rengimi. Hardal rengimizle son sıramızı örelim. Bir tane zincir çekiyorum ve ön yüzden örmeye başlıyorum. İlk trabzan üzerine batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Şöyle ipimi arkaya tutuyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Burası son sıramız. Sonrasında takip eden trabzanımı birer birer örüyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum ve trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. 3. trabzanımın üzerine 3 tane zincir çekiyorum ve yandan trabzanımla üstteki zincirden şu şekilde giriyorum. Buraya bir tane kirpik yapıyorum. 3. trabzan üzeri. Sonrasında aynı yere 2 trabzan daha örüyorum. Buraya bir tane bitişimizi, kirpiğimizi yaptım. İlk trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Alttaki trabzan sayınız kaçsa, daha büyük isterseniz daha büyüteceksiniz. Kaçsa bütün trabzanlarımızı örüyoruz. Sadece ortaya 3 tane trabzan, 3 zincirle bir taç, tekrar 3 tane trabzanımızı bu orta kısma örüyoruz. Araya zincir çekmeden trabzanlarımı yeniden örüyorum birer birer. 2, 3 ve 4. Ortaya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 tane zincir. Yandan giriyorum. Bakınız, hem trabzanımdan hem daha önceki trabzanın tepe noktasından. Şöyle kirpiğimizi yapıyoruz, taçlandırıyoruz. 3 tane trabzanımı yeniden örüyorum. 3 ve devam ediyorum. İlk trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. İki dilimimizin ikisini son sıra olarak bu şekilde ördük. Şimdi kalan dilimlerimizi de aynı işlemlerimizin tekrarıyla tamamlayalım. Alt sıramızın tamamını örerek geldim. En son trabzanımı ördüm. Kenar trabzanımızdayız. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi yukarıya doğru başını dolayıp bir defa da çekip bu arayı da aynı renkle, başlangıç ve bitiş rengimizle yapıyoruz. Tığımın başını doladım. Trabzanımı örüyorum. Son trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa dolayarak giriyorum. 1. Aynı yere ikinci kez giriyorum. 2. Tekrar başını doluyorum. Pembeye geçtim. Her trabzanımı 2 defa örüyorum. Kasacak gibi olursa 3 de yapabilirsiniz. 1, 2. Yukarıya çıkıyorum. İkişer ikişer ördüm. Gayet yeterli oldu. Şöyle görelim. Son kutucuğumuza geldim. 2 defa da buraya yapıyorum. Ve bağcığımı çalışmak için buradan zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Yani istediğiniz uzunluğa kadar zincirimizi çekebilirsiniz. Hemen yakamızın, bakınız, kutucuk başladığımız yerden itibaren bağlamak için zincirimizi çekmekteyiz. Bu uzunluk tamamen zevke göre değişebiliyor. O yüzden dilediğiniz ölçüde ayar yapabilirsiniz. Uzunluğumuz yeteri kadar oldu. Şimdi son zincirimden sonra ipimi kesiyorum ve diğer tarafa başlamak için hazırlığımı yapıyorum. Bir tane zincirimizi çekelim, sabitleyelim ve yakamızın diğer ucunun altından örmeye başlayalım. En son kenar trabzanımın bulunduğu yerden giriyorum. Buraya sabitliyorum kendimi. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi şöyle alıyorum. Tığımın başını dolayarak tek seferde çekmeye başlıyorum. Hepsini ikişer defa örüyorum. Eğer az gelecek gibi olursa, kasacak gibi olursa 3 tane yapmayı unutmuyoruz. gereken yerlere 3, gereken yerlere 2 tane çalışalım. Elimiz sıkıysa 3 gerekebilir. Alt alırsak 2 yeterli olmakta. Uç noktaya doğru yine aynı şekilde ilerlemekteyim. En son kutucuğumdayım. 1 ve 2. Şimdi yine diğer zincirle eşit olacak şekilde burayı da örmeye başlıyorum. Burası tamamen zevkinize göre. Eğer fiyonkların uzun sallanmasını istiyor isek birazcık daha uzun zincirlerle bu imkana ulaşacağız. Sadece zincirimi çekiyorum. Yeterli olunca şöyle ölçelim, bakınız diğeriyle. Birini uzun birini kısa da bırakabilirsiniz. Eşit de yapabilirsiniz. Bakın şöyle 10 kadar 15 kadar çekmem gerekmekte. Eşit zincire ulaşmak için. Şöyle tekrar bakalım. Evet, eşit zincirimiz oldu. Bir iki tane daha çekip kesiyorum. Ve buradaki uzunlukları şöyle sıkıştırdıktan sonra uç noktadan kesiyorum. Yakalığımızın zincirlerini ördüm. Bakınız görüntü itibariyle bu şekilde durmakta. Çok çok güzel. Hiçbir fazlası taşkınlığı yok. Şu kenardaki kısmı da görmekteyiz. Bakınız gayet hoş oldu. Şimdi fiyonk şeklinde bağlayalım. Evet. Birisini uzun birisini kısa da tutabiliriz. Şöyle yan çevireyim daha rahat görülsün. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.